Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Orijinal yayınları TYT Soru Bankası Temel Kavramlar Test 1 ile başlıyoruz arkadaşlar. Birinci testlerimiz biraz konu kavrama üzerine olacak. O yüzden konuyu kavramak için güzel bir şekilde konu sıralamasına uygun bir şekilde hazırlandığı için konu anlatım tadında izleyebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden çok uzatmadan senenin sezonun ilk sorusunu çözelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki abi çift rakamdır. B tek rakamdır. C asal rakamdır. 3 tane bilgi var. Bu bilgilere dayanarak bu bilgiler üzerinde diyor ki A eksi B artı C ifadesinin değeri en fazla kaçtır? Burada stratejik davranmamız gerekiyor. A'yı B'yi ve C'yi öyle vermeliyim ki buradaki şu A eksi B artı C ifadesi ne olsun? En fazla değerini alsın arkadaşlar. Peki o zaman katsayıları pozitif olanlara maksimum değeri vermeye çalışıyorum katsayısı negatif olanın minimum, o zaman aynı şekilde katsayısı pozitif olanın maksimum değeri vereceğim. A için verebileceğim en maksimum değer çift bir rakam. Verebileceğim en yüksek değer de 8'dir arkadaşlar. Eksi B eksi olduğu için burada küçük bir değer vermem gerekiyor. B değeri tek bir rakam. Verebileceğim en küçük tek rakam 1'dir. Artı C'yi istemiş de asal bir rakamdır. Verebileceğim en büyük asal rakam o da 7'dir arkadaşlar. Şuradan 15 eksi 1'den 14 gelmiş oluyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İki basamaklı en küçük tam sayı rakamları farklı üç basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? Bak şimdi buradaki tam sayı ve doğal sayıya dikkat ediyoruz. Çünkü soruyu değiştirecek olan kısımlar bunlar. Kütüphanesi ne demiş? Tam sayı, en küçük tam sayı ve iki basamaklı en küçük tam sayı. Bu bilgiler bana sorunun cevabını söyleyecek. İki basamaklı en küçük tam sayı dediğimiz 10 geliyor aklınıza ama 10 değil. Çünkü tam sayı dediğimizde negatifler de işin içine girecek. Eksi 99. Çünkü burada bir rakamları farklı ibaresi göremiyorum. Eksi 99'da bir sakınca yok. Rakamları farklı 3 basamaklı diyor. Şimdi 3 basamaklı dediğinde bir kere şöyle 3 tane yer ayırdık. En küçük doğal sayı. Şimdi doğal sayı o zaman rakamları farklı da demişti. 102 oldu. Buranın toplamı 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. soruyla devam ediyoruz. X ve Y doğal sayı olmak üzere. X, Y 24 olduğuna göre. X artı Y toplamı en fazla 25'te. Şimdi şunu bir anlatalım. X çarpı Y 24 ise... 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6. Bu şekilde yazabiliriz. En yakın seçtiğimde toplamların en az değerini, en uzak seçtiğimde ise toplamların en fazla değerini elde etmiş oluyorum. Üçüncü öncüle bakalım. Üçüncü öncüle diyor ki 4 farklı x, y ikilisi vardır. Ama diyor ki ikilisi vardır. Şimdi bunu yazdık 4 tane gibi gözüküyor. Ama bunların bir de tersi var. 6, 4, 8, 3. 8, 3 ve 12, 2 ve 24'e 1 olmak üzere aslında 4 tane değil 8 tane ikili vardır. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçtim. Diyor ki bana A ve B tam sayı olmak üzere. Bak burada yine sorunun kütüphanesine dikkat ediyorum. Tam sayı demiş bana. Olduğuna göre A artı B toplamı en büyük kaçtır diye sormuş. Şimdi a çarpı b eksi 30. Buradaki eksi 30'a dikkat edersem. Şimdi tam sayılardan seçeceğim. a çarpı b eksi 30 sorunun aşağıya aldım. E tamam. Her ikisi de negatif ya da her ikisi de pozitif olamaz. Ne olacak? Biri artı, biri eksi ya da biri eksi, biri artı olacak ki sonuç eksi çıkmış olsun. Şimdi sayıları yazalım. 1'e 30, 2'ye 15 işaretlerini koyacağım. 3'e 10, ve en son olarak da 5'e 6 gelmiş oluyor. Çarpımları 30 yapan sayılar bunlar. En büyük değeri demiş. Şimdi bunlar da sayıyı maksimum olana ek artı minimum olana eksini verirsem ne olur? Sonuçta en fazla verimi almış olurum. Burası da 29 gelmiş olur. Diğerlerinde bakıyorum 13 geliyor. Buradan 7 geliyor. Buradan 1 geliyor. En fazla verimi 29'dan almış oluyorum arkadaşlar. Bunu da hallettik. Devam ediyorum. Beşinci sorudan devam edelim. Kare ve yıldız sembolleri artı eksi çarpı bölme işlemlerinden birer tanesini temsil etmektedir. Eksi 10 bir şey yapılmış 2 ile aralarında bir iletişim gerçekleşmiş. Eksi 8 olmuş. Tahmin edersiniz ki artı işlemi burada gelmesi gerekiyor. 2 ile eksi 2'ye bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Eksi 4 çıkmış. Peki burada ne yapmam gerekiyor? Çarpma işlemini koymam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi o zaman artık bu işlemlere özelliklerini atadığıma göre kareye artı yıldıza çarpıyı atadığıma göre bundan sonra karşıma kare ve yıldız çıktığında ne yapmam gerekiyor? Buradaki işaretlerin aynısını koymam gerekiyor. İşlem önceliği var. Eksi 32'yi buradan aldım. Eksi 6'yı da aldım. Nedir? Eksi 38 gelmiş oluyor arkadaşlar. Beşinci soruyu da güzel bir şekilde hallettikten sonra altıncı soruyla devam ediyoruz. X, Y, Z birer tam sayı olmak üzere. Güzel. X, Y 15. Y, Z 23. Burada şunu söylemem lazım. Soruların iki tane bağıntısı var. Bak burada. Y, X ve Y, Z olmak üzere iki tane bağıntı var. Bu iki bağıntının köprüsünü bulmam lazım. Buradaki y her iki bağıntının da köprüsünü verecek bana. x çarpı y 15, y çarpı z 23. Yani 15 ve 23 arasındaki köprü kim olabilir? 15 ve 23 nedir? Aralarında asal. Aralarında asal sayıların tek bir ortak çarpanı vardır. O da 1 arkadaşlar. O yüzden y'ye 1 vermek dışında bir çarem yok. Veya tam sayı dediği için eksi 1 verebilirim. Çünkü sorunun köküne dikkat ediyorum bak. Ne diyor? en az diyor. O yüzden soruların başındaki şu x, y, z birer tam sayı diyor ya. Buradaki tanımı okuyun. Çünkü burada sorunun kıyameti kopuyor aslında. Sorunun geriye kalan kısmı ile alakalı en önemli bilgiyi yukarıda veriyor. O yüzden buradaki bilgiyi dikkatli bir şekilde okuyorsun. Soru ona göre şekil alıyor çünkü. Y'yi aldım eksi 1 eksi 1. Sonuçlar artı olduğu için her ikisinde de ne yapacağız? Eksi -15 15'i de buraya yerleştirmem gerekiyor. Eksi 23'ü de buraya yerleştirmem gerekiyor. E o zaman mümkün olduğunca küçük değerler elde etmiş oldum. Her iki bağıntıya da uygun değerler elde etmiş oldum. X buradan eksi 15. Y buradan eksi 1. Z buradan eksi 23 arkadaşlar. buradan 48 geldi. 38 geldi. Eksi 1 de buradan eksi 39 olmuş oldu arkadaşlar. Birinci sayfamızın son sorusu burada karşımızda x ve y birer tam birer sayıma sayısı olmak üzere şekil 1'deki kareler kullanılarak şekil 2 de şekil 2 elde edilmiştir. Bir tane kırmızı kare var, bir tane sarı kare var. Burada x x yan yana konulmuş. Şuraların x olduğunu ve sarının bir kenarı da y olduğunu biliyorum. E o zaman hemen şu bağlantı geliyor aklıma. 2 tane x çünkü şurası ortak bir kenar değil mi? Şuradaki yer ortak bir kenar. O yüzden şu kenarı ne yapıyorum? Ortak olduğunu kullanıyorum. 2x eşittir 3y'yi aldım. AB uzunluğu hangisi olabilir? Olabilir sorularında ne yapmam lazım? Kat cinsine dikkat etmem lazım. E tamam. X buradan 3K olsun. Y buradan 2K olsun. 2 tane X yüksekliği verecek bana. Veya benden ne istemişti? AB uzunluğunu istemişti. O e zaman burası X. Burada Y. X'e 3K demişim. Y'ye 2K demişim. 3K artı 2K'dan ne gelir? 5K gelmiş olur. E 5K'da sorunun cevabını vermiş oldu. Peki olabilir de ne yapacağım? 18 5'in katı olabilir mi? 21 de olamaz. E 28 36 de olamaz. O yüzden şıklardan 5'in katı olanı tercih edeceğim arkadaşlar. İlk sayfamız halloldu. Bir sonraki sayfadan devam ediyoruz. A ve B sayıları arasında... A küçüktür 0 küçüktür B eşitsizliği olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi 0 olabilir diye sormuş. Şimdi bir kere A bir negatif sayı. E burası pozitif bir sayı. Ama ne kadar eksi ne kadar artı bunu bilmiyorum. Yani eksi 2 artı 3 olabilir. Eksi 46'ya 1 olabilir. Yani bunların hepsi mümkün. Bunlarla alakalı bir bilgi yok elimde. O yüzden 2 tane A'dan üç tane B çıkarılmış. Şuna bakalım bak. A zaten negatif bir sayı. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkarıyorum. Sayı doğrusunda düşün. Burası sıfır. Burası eksi bir sayı. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkarırsam daha da sola giderim. Yani o yüzden sıfır olma şansım yok. B kare zaten pozitif. Çünkü bir şeyin karesi pozitif olmak zorunda. A küp. A küp dediğim ifade negatifti. Eksiliğine eksi kattı. Küpünü aldı. E başında da eksi var. Bundan artı oldu. Burası da daha pozitif bir değere doğru gider. Sıfır olma şansı yok. 5 tane A zaten eksi. Çünkü A negatifse bir sayı, negatif bir sayıyı 5 ile çarparsam yine eksi olmaya devam eder. Eksi 10 diyorum. Daha da sola gider. İlk verdiğim örnekteki gibi o da olmaz. 4B artı 12. E B zaten pozitif bir değer. E bir de bunu 4 ile çarpmışım. Daha da pozitif oldu. 4b artı 12 kocaman bir pozitif olur. 4a, e 4a dediğim değer eksi bir değer. Artı ne kadar eksi olduğunu bilmiyorum. Onu da sormuyor. Ama b pozitif bir değer. E o zaman eksiyle artı ilk defa birbirlerinin nötrleme ihtimali olan bir seçenekle karşılaştım. O yüzden Edirne doğru cevap olmuş oluyor arkadaşlar. Dokuzuncu sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Tam sayılar, doğal sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tanımlarını yapmış, baş harflerini vermiş. Tam sayılar Almanca bir kelimeden gelir. Rasyonel sayılar "Quart" gibi bir kelimeden gelir. Ne doğal sayılar bildiğiniz gibi "natural" kelimesinin baş harfidir. Q'nun değili, yani rasyonel olmayan irrasyonel olan sayılardır. Bunu anlatmış olduk. Z tam sayılar demiş. Peki buradaki eşleştirmelere bakalım. 2 demiş. 0 demiş, eksi 2 demiş, eksi 1 demiş, 7 demiş. Yani burada hiçbir sıkıntı yok. Hepsi doğru. Q'ya baktım. Rasyonel demek yani A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar demek. Doğrudur. Olur, olur, olur. Rasyonel sayılarda da bir sıkıntı yok. Doğal sayılara bakıyorum. Doğal sayılar sıfırdan başlar, sonsuza kadar ilerler arkadaşlar. Bunlar da hepsi doğru gözüküyor. İrrasyonel sayılar yani A bölü B şeklinde yazılamayan sayılar. Burada 3 grubumuz var rasyonel sayılarda. Kökün dışına çıkamayan sayılar. Yani kök 7 gibi. Pi sayısı ve E sayısı arkadaşlar. Bu 3 sayı dışında bilmemiz gereken çok fazla irrasyonel sayı yok. Pi irrasyonel sayıdır. Kök 2 çıkamaz. Kök 11 çıkamaz. E, Pi zaten irrasyonel dedik ama kök 9 dışarı çıkar. 3 diye çıkar. O yüzden Edirne yanlış olmuş oldu arkadaşlar. 10. sorudan hiç hız kaybetmeden devam edelim. 4x artı 12 bölü x ifadesini tam sayı yapan kaç tane x tam sayısı vardır? Şimdi ifadeyi tam sayı yapmaya çalışıyorum. Buradaki tehlike şu. Hem pay hem payda da x var. Her ikisinde de x bulunması beni rahatsız eder. Denesem bile sınırsız sayıda örnekle karşılaşırım. Hangisi olduğunu bulamam. O yüzden şuradaki Bazıları kalp metodu diyor. Bazıları çapraz bir şekilde parçalama diyor. Ne derseniz deyin. 12 bölü x yani şurası ve şurası olmak üzere parçalıyoruz. 4x bölü x artı 12 bölü x olmuş oluyor arkadaşlar. E buradan 4 geldi. E buradan da 12 bölü x geldi. Buraya bakmamız gerekiyor bak. Şimdi denesek bile daha rahat denemem gerekecek. x ifadeyi tam sayı yapsın yeter. E bu zaten tam sayı. Burada bir problem yok. 12 bölü x. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Yani 12'yi bölen sayılar. Ama bak pozitif dememiş. Sadece tam sayı demiş. O yüzden eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6 ve eksi 12 de ne oldu? Bunların arasına girmiş oldu arkadaşlar. O yüzden 12 tane seçeneğimiz mevcut. Evet 11. sorudan devam ediyoruz. Çok az kaldı. A negatif bir sayı eksi b pozitif bir sayıymış. Bak buraya çok dikkat et. Eksi b pozitifse e, b'nin eksisini aldığımda b negatif bir sayı. E a da negatif bir sayı. Buna dikkat ediyoruz. A'nın küpü eksi oldu. B'nin kendisi eksi oldu. Eksi ile eksinin çarpımı bana artıyı verdi. O yüzden negatif değil. B eksi A eksi bir sayıdan eksi bir sayıyı çıkarırsan karşına ne çıkacağını bilemezsin. O yüzden bunlar artı olur. Sıfır çıkabilir. Pozitif çıkabilir. Burada kesin bir sonuç yok arkadaşlar. Eksiye, eksiye böldüğümde yine artı bir sonuç elde ederim. Bunu da istemiyorum. Devam ettim. A çarpı B. Ne yapıyoruz? Eksiyle ile eksiyi çarpıyoruz. Bölmenin aynısı. Bu da pozitif gelir. A artı B. E negatif bir sayıyla. Gidip negatif bir sayıyı toplarsan negatifliklerine negatif, negatiflik katar ve sonuç daha da negatif. Yani sonuç her türlü negatif olmuş olur arkadaşlar. 12. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. X ve Y birer pozitif tam sayı olmak üzere demişiz. X artı Y bölü 4 eşittir 3. Bir kere böyle dağınık ifadelerden çok hoşlanmayız. Bunları da biraz daha komplike ifadeye çevirmemiz gerekiyor. E, payda eşitlersek 4X artı Y bölü 4 eşittir 3 gelmiş oldu. E, i̇çler dışlar 4X artı Y eşittir 12 geldi. Peki burada ne görmem gerekiyor? Artık x'i ve y'yi düzgün bir şekilde deneyebilirim. Denerken de pozitif bir tam sayı olduklarını unutmayacağım. E 0'dan başlayamam, 1 verdim. E 4x geldi oradan. E o zaman y'ye 8 kaldı. 2 verdim. 8 oldu. y'ye 4 kaldı. 3 verdim 0 oldu. Olmaz. Y'nin alabileceği değerleri sormuş. O da 12 gelmiş oluyor arkadaşlar. 13. ve son sorudayız arkadaşlar. Aşağıda verilen 4 daireden her birinin temsil ettiği işaret içinde yazılıdır diyor. Artı, eksi, eksi, eksi şeklinde A, B, C, D'nin işaretlerini vermiş. Bölgelere kullanarak, şimdi her bir bölgenin işareti o bölgeyi kapsayan tüm kümelerin işareti çarpılarak belirleniyor demiş. Yani mesela A ve B'nin ortak kesişim kümesi olan mavi bölge e, A artı B eksi olduğu için çarpımlarından eksi gelmiş oluyor. B, C ve D. Ya bak şu sarıya bakarsan hem B var hem C var hem D var. Üçünü birden çarparsam eksi bir sonuç geliyor. E tamam yeşilde sadece C ve D var. Eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. Yani eksi, eksi, artı. Çünkü mavi, sarı, yeşil sıralamasında söylemiş. O da doğru seçeneğimiz Ceyhan olmuş oluyor arkadaşlar. Bu senenin ilk testinin sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonraki testlerde aslında hemen hemen bu havada geçecek. Soruların içerisinde bahsetmem gereken bir tiyo varsa, bir kural varsa onu sorudan çıkıp size anlatacağım. Soruya öyle döneceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Kendinize iyi bakın.